Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, interjektion, yani güzel Türkçemizdeki karşılığı olan nidalar. Nidalardan kasıt ne arkadaşlar? Biliyorsunuz çeşitli nidalar var ve kültürüne göre ve dile göre değişen bu nidaları Almanca'daki bu nidaları ayrıntılı bir şekilde görüyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Interjektion, yani bu nidalar konusuna baktığımızda arkadaşlar, az önce söylemiş olduğum gibi kültürüne göre ve dile göre, coğrafyaya göre değişkenlikler gösterebiliyor bu durum. Söz gelimi mesela burada a denildiğinde, değil mi? Güzel Türkçemizde bu çok farklı bir anlama gelirken burada a denildiğinde arkadaşlar, Almanca'da bir şey anlaşılır olduğunda, yani konu açığa kavuştuğunda a denilebiliyor. Demek ki a denildiğinde ha anlamına gelen a denilmiş oluyor. Ah bakıldığında, bakın arkadaşlar, ah a anlamında tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi aslında aynı anlama gelebiliyor, tıpkı a'da olduğu gibi. Ah demek ki ha şimdi kavradım gibi anlamlara gelebiliyor. Ancak buraya baktığımızda ah du schreck tü anlamına gelebiliyor güzel Türkçemizde. Söz gelimi korkutucu bir şey gördüğümüzde söz gelimi ne olsun bu? İşte bir fare olduğunda ya da bir tehlikeli bir durum söz konusu olduğunda ah du schreck şeklinde bir nida ile karşılaşabiliyorsunuz Almanca'da arkadaşlar. Demek ki ah du schreck, dediğim gibi bir korku halinde eyvah gibi, ah du schreck belki de eyvahın birebir karşılığı diyebiliriz Almanca karşılığı. Ah ya, aa öyle mi? Bakın demek ki ah ya, aa öyle mi anlamına gelmiş oluyor. Bakın burada tıpkı a'daki ile benzerlik taşıyor. Tabii bunlar için birebir budur da demek biraz hani havada kalabiliyor çoğu zaman. Çünkü dediğim gibi birbirine yakın durumlar söz konusu olabiliyor. Demek ki ah ya, aa öyle mi gibi olabileceği gibi a anlamına da gelen demek ki bunlar neymiş? Yeni bir şey ya da konu açığa kavuşuyorsa demek ki bu nidaları Almanca'da kullanabiliyoruz. Bakın burada aua denildiğinde ya da auweia denildiğinde, bir tarafınızı acıttığınızda söz gelimi, yolda yürüyorsunuz ve ayağınızı burkuyorsunuz, değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Aua ya da auweia denildiğinde tüh tüh tüh, amanın deriz ya, değil mi? Ayağımızı bir tarafa çarptığımızda, söz gelimi işte kanepeye çarptığınızda, değil mi? Demek ki ava ya da avvaya denildiğinde demek ki onun karşılığını vermiş oluyor. Zaten farkındaysanız, değil mi? Ava denildiğinde canınız yandığında söyleyeceğiniz bir nida olduğunu anlamışsınızdır eminim. Buraya baktığımızda arkadaşlar, das kann doch nicht wahr sein. Bakın arkadaşlar, das kann doch nicht wahr sein. Bakıldığında wahr sein, gerçek olmak, olası olmak anlamında, değil mi? Wahrheit'ten geliyor aslında, gerçeklik anlamına geliyor. Bu arkadaşlar böyle bir şey olamaz anlamına gelmiş oluyor. Das kann doch nicht wahr sein. Söz gelimi bu bir durum söz konusuysa ve olumsuz bir durum söz konusuysa, söz gelimi kar yağdıysa ve okullar tatil olduysa, değil mi? Öğretmen ne diyecektir? Bize öğretmenler tüh 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 bu olamaz derken, değil mi? Ne diyeceğiz? Das kann doch nicht wahr sein. Demek ki bu olası değil, değil mi? Çünkü şaka bir yana, böyle durumlarda ne oluyor arkadaşlar? Müfredat şişiyor, değil mi? Ve öğretmen bir şekilde dersleri yetiştirmesi gerekiyor ve sıkıntıya uğrayabiliyor. Dolayısıyla bu nidayı pekala söyleyebiliriz. Bakın burada echt, echt gerçek demek. Bu mesela bir durum karşısında siz gerçekten bu böyle mi diye sorduğunuzda echt, gerçekten bu böyle mi diye demek ki böyle bir nidada bulunabiliyorsunuz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz nidaları arkadaşlar doğru telaffuzlarıyla bir söylemeyi deneyelim.
Dilerseniz hazırsanız arkadaşlar beraber bir söyleyelim. Hazırsanız ben başlıyorum. A. A. Ach. Ach. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Ach ja. Ach ja. Aua. Aua. Auweia. Auweia. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Echt? Echt? Buraya baktığımızda arkadaşlar, bu nidayı ben de sıklıkla kullanıyorum Almanca'da. Ay ay ay. Ay ay ay. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Burada ne oldu böyle? Yani bir durum karşısında şaşkınlığınızı belirtmek için diyelim ki bir sınıfa giriyorsunuz. Gene öğretmenlikten örnek vereyim. Ve sınıf kaotik bir şekilde bayağı karışmış, her şey her yerde. Dolayısıyla burada ne oldu böyle derken demek ki ay 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 gayet bu nida burada tam doğru olacaktır. Sonraki nidaya baktığımızda arkadaşlar huh huh. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Söz gelimi bunu genellikle Almanya'da yaşlı teyzeler kullanabiliyor. Ellerinden söz gelimi nasıl bir durum olsun? Bir şey düştü diyelim, bir bardak düştü diyelim. Bu durumda yani çok ufak kazalar için belki kullanılabilecek bir nida olabilir bu. Huh derken demek ki elimizden bir şey kaydığında, düştüğünde, çok ufak bir durum olduğunda demek ki huh diyebiliyoruz. Sonraki nidaya baktığımızda arkadaşlar hurra! Evet anlamışsınızdır. Bu da güzel Türkçemizde yaşasın derken demek ki hurra! Bunu nerede kullanırız arkadaşlar? Çok güzel bir haber, bir sevindirici bir haber karşısında değil mi? Ne yapıyoruz? Sevincimizi belirtiyoruz ve yaşasın diyoruz değil mi? Dolayısıyla hurra! Demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar sonraki nida igit. Farkındaysanız kaşlarımı çattım değil mi? İgit böyle tiksinç bir durum değil mi? Dolayısıyla tiksinç bir durum karşısında ne yapmış oluyorum? Diyelim ki böyle mide bulandırıcı kötü bir durum karşısında ne yapıyoruz? İgit değil mi? İgit demek ki tiksindirici durumlarda kullanılan bir nida formu değil mi? Evet ufak şaşkınlıklarda arkadaşlar bir durum karşısında nanu? Allah Allah ne oldu böyle gibi bir durum karşısında demek ki nanu diyebiliyoruz. Evet burada da o evet bunun birçok belki anlamı olabilecek gibi burada gene şaşkınlığımızı belirtebiliyoruz arkadaşlar. Demek ki o derken evet burada tabi melodiye göre bu kendi düşüncemizi belirtmiş oluyoruz. O derken bir soru işareti ya da evet ya da dediğim gibi burada bir ünlem durumu da söz konusu olabiliyor. Sonraki nidaya baktığımızda arkadaşlar o ye o ye yani tüh tüh tüh. Bakın burada olumsuz bir durum var ve burada ne yapmış oluyoruz? Karşımızdaki insanla kendimizi ne yapmış oluyoruz? Onun yerine koymuş oluyoruz. Bir empati durumu var. O ye tüh 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 gibi bir anlam söz konusu burada. Evet, bunu daha önceden de görmüştük. Zupa, değil mi? Ne yapıyoruz burada? Müthiş, değil mi? Söz gelimi karşımızdaki kişi ne diyelim? Mesela işte ne yaptı? Üniversite sınavını verdi, değil mi? Ve çok güzel, mutlu bir haberle bize geri dönüyor ve biz de ne yapıyoruz? Onunla olan onun duygu ve düşüncesini karşılıyoruz ve diyoruz ki süper, değil mi? Zupa diyoruz, değil mi? Evet, sonraki nidaya bakalım arkadaşlar. Tatsächlich. Tatsächlich arkadaşlar gerçekten demek. Dolayısıyla gerçekten mi derken ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir haber ya da bir olay karşısında ne yapıyoruz? Durumumuzu değil mi? Kendi duygu ve düşüncemizi gerçekten mi diye değil mi? Güzel Türkçe'de ne yaparız? Gerçekten mi deriz ya. Almanca'da da tatsächlich, tatsächlich, gerçekten mi diye karşılık veriyoruz. Aynı şekilde ne derken was,
Demek ki ne? Bir durum karşısında bu olumlu bir haber olabilir, olumsuz bir haber olabilir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Demek ki ne diye karşılık verdiğimizde was diye karşılık vermiş oluyoruz demek ki. Dilerseniz bu nidaları arkadaşlar doğru telaffuzlarıyla yineleyelim. Ay ay ay. Ay ay ay. Huh. Huh. Hurra. Hurra. İgit. İgit. Nanu. Nanu. O. O. Oye. Oye. Super. Super. Tatsächlich. Tatsächlich? Was? Was? Arkadaşlar az önce görmüş olduğumuz bu nidaları daha net, daha anlaşılır bir şekilde kavramamız için cümleler içerisinde görüyor olacağız. Dilerseniz ilk cümlemize bir bakalım arkadaşlar. Bakın burada. Aa! Meine Schwester ist da. Bakın burada ne diyor cümlemiz? Aa! Meine Schwester ist da. Da neydi arkadaşlar? Hier, değil mi? Burada. Meine Schwester abla ya da kız kardeşim, değil mi? Aa, kız kardeşim burada derken demek ki aa, meine Schwester ist da demiş oluyoruz. Bakın bu nida gayet bununla örtüşüyor öyle değil mi? Sonraki nidaya bakalım arkadaşlar. Ah, mein Kopf tut weh. Bakın burada değil mi? Mein Kopf neydi? Başım değil mi? Tut weh. Başım ağrıyor değil mi? Bunu hatta nerede görmüştük? Vücut konusunda değil mi? Vücudumuz konusunda görmüştük. Başım ağrıyor derken Mein Kopf tut weh. Ama bakın burada da güzel Türkçe'de de öyle deriz ya değil mi? Ah başım ağrıyor değil mi? Dolayısıyla ne yapıyoruz? Ah Mein Kopf tut weh diyebiliyoruz. Bakın ne kadar birbirine benziyor değil mi? Güzel Türkçemizle. Bakın bir sonraki nidaya bakalım. Ah du Schreck, tüh 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 gibi değil mi demiştik. Ya da işte korku halinde. Bakın burada birazcık daha örtüşüyor bu. Havada kalmış olabilir demiştik. Das ist aber schlimm, schlimm, feci, kötü. Bakın ach du Schreck, tüh tüh tüh. Das ist aber schlimm, bu ne kadar da feci değil mi? Dolayısıyla ach du Schreck. Das ist aber schlimm derken değil mi? Bu hissiyatı vermiş oluyor bu iki cümle öyle değil mi? Az önce söylemiş olduğum gibi zaten değil mi? Aua ya da auweia derken neydi? Ağrı, sancı değil mi? Anlık bir durumda söz gelimi ayağımızı sehpaya çarptığımızda değil mi? Sıklıkla oluyordur eminim. Das tut weh ne kadar da acıyor ama gibi bir anlama gelen das tut weh acıyor ama gibi bir anlam çıkmış oluyor. Demek ki awa ya da auweia das tut weh değil mi? Sonraki nidaya bakalım ya da cümleyi bakalım arkadaşlar. Das kann doch nicht wahr sein. Ne demiştik arkadaşlar? Böyle bir şey olası değil. Değil mi? Olası değil. Olanaksız gibi bir anlama gelen. Das kann doch nicht wahr sein. Bakın hangi cümleyle örtüşüyor bu? Evet. Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Evet. Mein Handy neydi arkadaşlar? Cep telefonu zu Hause evde. Ich habe vergessen. Bakın burada bir perfekt yapı değil mi? Unutmak. Cep telefonumu evde unuttum değil mi? Günümüzde cep telefonsuz değil mi? Dışarı çıkılamıyor. Dolayısıyla tüh tüh tüh. Böyle bir şey olamaz değil mi? Böyle bir şey olamaz. Cep telefonumu evde unuttum derken Das kann doch nicht wahr sein. Böyle bir şey olamaz değil mi? Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Cep telefonumu evde unuttum değil mi? Demiş oluyoruz bu iki cümleyle. Evet, sonraki nidaya baktığımızda Echt? Gerçekten mi? Sie kommt zur Party? O partiye mi geliyor? Değil mi? Echt? Gerçekten mi? Sie kommt zur Party? O partiye mi geliyor? Bakın arkadaşlar söz yeri gelmişken bunu da belirtmekte fayda var. Almanca'da Sie kommt zur Party burada soru işareti olmasaydı o partiye geliyor. Değil mi? Olurdu. Hatta ünlem cümlesi bile olabilirdi. O partiye geliyor. Ancak burada bir şaşkınlık söz konusu. Dolayısıyla ne yaptık? Soru işareti koyduk. Dolayısıyla cümlenin melodisi değişti. Dolayısıyla Sie kommt zur Party? O partiye mi geliyor? Değil mi?
demiş oluyoruz. Yani soru cümlesi gibi söylenmiş oluyor bu durumda. Dilerseniz bu nidaları arkadaşlar doğru telaffuzlarıyla yineleyelim. Ah, meine Schwester ist da. Ah, meine Schwester ist da. Ach, mein Kopf tut weh. Ach, mein Kopf tut weh. Ach du Schreck, das ist aber schlimm. Ach du Schreck, das ist aber schlimm. Aua, das tut weh. Auweia, das tut weh. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Ich habe mein Handy zu Hause vergessen. Echt? Sie kommt zur Party? Echt? Sie kommt zur Party? Sonraki nidaya baktığımızda arkadaşlar, ay ay ay, was ist denn hier los? Bakın burada arkadaşlar, was ist denn hier los? Bunu bir kalıp cümle olarak görmekte fayda var arkadaşlar. Burada ne oldu ki böyle gibi bir anlam. Burada den ki demek arkadaşlar. Here, değil mi? Burada demek. Dolayısıyla kalıp olarak baktığımızda burada ne oldu böyle derken Almanca karşılığı was ist denn hier los cümlesiymiş. Dolayısıyla ne yapıyorduk? Ay 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 değil mi? Burada şaşkınlığımızı belirtiyoruz. Diyoruz ki Allah Allah ne oldu buraya böyle? Değil mi? Ne oldu burada böyle? Gibi ay 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 was ist denn hier los? Diye nida cümlesini kullanmış oluyoruz. Sonrakine bakalım arkadaşlar isterseniz. Huch, das Glas ist gefallen. Evet. Huch neydi arkadaşlar? Çok ufak durumlarda değil mi? Söz gelimi bir şey düştüğünde gibi çok ufak kazalarda. Mesela burada ne olmuş? Das Glas bardak düştü derken das Glas ist gefallen değil mi? Burada perfect bir yapı söz konusu. Ist gefallen değil mi? Düştü derken bardak düştü. Das Glas ist gefallen demiş oluyoruz. Dolayısıyla huch das Glas ist gefallen demiş oluyoruz. Evet bu daha çok bir teyzenin söyleyeceği bir şeydir belki de. Evet bir sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar hurra wir haben gewonnen yaşasın kazandık derken bakın burada da gene bir perfect yapı bunları eminim ki biliyorsunuzdur. Gewinnen neydi? Kazanmak demekti. Haben gewonnen değil mi? Bunun perfect zamandaki karşılığıydı. Dolayısıyla yaşasın kazandık derken hurra wir haben gewonnen demiş oluyoruz. Evet sonraki cümleye bakalım. Ich geht eine Maus. Ne yapıyoruz değil mi? Tiksiniyoruz ve bir fare değil mi? Aslında korkulacak bir şey yok ama evet. Ne yapıyoruz değil mi? Ich geht eine Maus diye karşılık veriliyor. Evet. Sonraki cümleye baktığımızda Nanu ve bist denn du? Değil mi? Nanu için ne yapmıştık? Ufak şaşkınlıklarda kullanıyorduk değil mi? Ve bist denn du? Sen de kimsin? Değil mi? Evet. Buradaki nida demek ki Nanu. Evet. Ne diyebiliriz güzel Türkçe'de? Allah Allah. Sen de kimsin ya? Deriz ya hani. Demek ki bunun da karşılığı Nanu ve bist denn du? Diye söylemiş oluyoruz. Burada o fiilinden bakın burada da gene o olumlu olumsuz artık nasıl nasıl bir cümleyse eğer bu ama genellikle teşekkür ederim değil mi? Bu genellikle işte teşekkür ederim derken bir şaşkınlık karşısında söz gelimi birisine bir şey hediye ediyoruz, bir çiçek veriyoruz söz gelimi ve karşımızdaki kişi de hiç ummadığı anda çok teşekkür ederim derken demek ki bunun Almanca karşılığı vielen Dank imiş değil mi? Vielen Dank. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Oh je, das tut mir leid. Ya da oh je, das tut mir leid. Çok üzüldüm değil mi? Çok üzüldüm bu duruma
Derken demek ki o ye das tut melait. Farkındaysanız ne oluyor? Cümlenin melodisi birazcık daha düşüyor değil mi? Diğerlerindeki gibi değil mi? Sevinç nidası değil de karşımızdakinin yerine geçiyor değil mi bu duygu? Ve onunla beraber aynı düşüncede olduğumuzu, aynı hissiyatta olduğumuzu ne yapmış oluyoruz? Belirtmiş oluyoruz bu cümleyle. Dolayısıyla o ye das tut melait demiş oluyoruz. Ancak burada super değil mi? Ne oluyor? Süper değil mi? Du hast es geschafft. Evet, sen başardın değil mi? Du hast es geschafft. Sen başardın. Bakın, schaffen başarmak demek arkadaşlar. Ancak şunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Schaffen Güney Almanya'da arbeiten, çalışmak anlamına da gelebiliyor. Tabii kuzeydeki Almanlar belki bunu bilmiyor olabilir ama bu da tabii Almanca kolayın farkı. Ben de tabii bir kuzeyli olarak Schwarzwald, Kara Orman bölgesinde güney kısmında doğmuş birisi olarak Schaffen orada arbeiten ile aynı anlama gelebiliyor. Ancak buradakinin anlamı şu arkadaşlar, başarmak anlamına gelmiş oluyor. Du hast es geschafft, sen başardın derken ne yapıyoruz? Süper, sen bunu başardın demiş oluyoruz. Dolayısıyla super, du hast es geschafft, bakın bu kişiyle ne yapmış oluyoruz? Gene aynı duyguları paylaşıyoruz. Tıpkı yukarıda olduğu gibi. Aslında diğer nidalarda da gene ne yapmış oluyoruz aslında? Belli başlı noktalarda değil mi? Karşımızdaki kişiyle aynı duygu ve düşünceleri, aynı sevinçleri, aynı üzüntüleri belki ne yapmış oluyoruz? Paylaşmış oluyoruz değil mi? Bir sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, tatsächlich Wir sind Weltmeister. Gerçekten mi? Weltmeister ne demek arkadaşlar? Şampiyon değil mi? Welt, dünya. Meister, usta. Dolayısıyla güzel Türkçemizdeki karşılığı ne arkadaşlar? İşte şampiyon anlamına geliyor. Ama bu hangi anlamda? Uluslararası değil mi? Dünya şampiyonu gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla güzel Türkçemizde bunun karşılığı şampiyondur herhalde, öyle değil mi? Hani dünya şampiyonu, bir uluslararası çapta söz gelimi bir futbol değil mi? Bir futbol ya da bir sportif bir karşılaşmada eğer niye bu kadar uzattım değil mi? Uluslararası çapta eğer ülkeniz başarıyorsa değil mi? O zaman Weltmeister denilebiliyor. Dolayısıyla gerçekten mi? Şampiyon mu olduk biz uluslararası çapta derken tatsächlich wir sind Weltmeister diye ne yapıyoruz? Şaşkınlığımızı belirtmiş oluyoruz değil mi? Ya da burada da gene bir şaşkınlık var arkadaşlar. Was sie spielt Klavier? Evet, klavye neydi arkadaşlar? Das Klavier, piyano demekti değil mi? Ne? O piyano mu çalıyor? Değil mi? Bir kadından bahsediyoruz. Değil mi? O piyano mu çalıyor? Was sie spielt Klavier? Diye ne yapmış oluyoruz? Şaşkınlığımızı belirtmiş oluyoruz. Dilerseniz arkadaşlar bu öğrenmiş olduğumuz nidaları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ay ay ay, was ist denn hier los? Ay ay ay, was ist denn hier los? Huch, das Glas ist gefallen. Huch, das Glas ist gefallen. Hurra, wir haben gewonnen. Hurra, wir haben gewonnen. Igitt, eine Maus. Igitt, eine Maus. Nanu, wer bist denn du? Nanu, wer bist denn du? Oh, vielen Dank. Oh, vielen Dank. Oh je, das tut mir leid. Oh je, das tut mir leid. Super, du hast es geschafft. Super, du hast es geschafft. Tatsächlich, wir sind Weltmeister. Tatsächlich, wir sind Weltmeister. Was? Sie spielt Klavier? Was? Sie spielt Klavier? Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde interjeksiyon yani nidalar konusunu ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Arkadaşlar şunu da belirtmekte fayda var. Bu nidalar
başlangıçta da söylemiş olduğum gibi kültürden kültüre, dilden dile, coğrafyadan coğrafyaya değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla bunları biliyor olmak çok çok önemli. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.